Kojder hormon tedavisinde hazırlattığımız, eczanelere hazırlattığımız jeller, hormonlar güvenli mi? Peki bunların FDA onayı yok, kullanalım mı? Bu sıkça karşılaştığımız sorular. Bazı hekim görüşleri de farklı olabilir. Şimdi zaten ben bu hormonları reçete ediyorum. Yani gramında kaç miligram estradiol, 17 beta estradiol olduğunu, yani ham maddesini yazıyorum. Yani majistral ilaç eczanenin, eczacılığın has görevi zaten. Yani sanıyorlar ki verdik elinize, gidin marketten oradan iki tane, buradan iki, üç tane karıştırın. Böyle bir şey yok. FDA onayı tabii ki olsa iyi olur. O da her zaman için geçerli değil. Ama majistral ilaç demek arkasında durduğun reçetenin yapılışında eczacının arkasında durması demek. Güvendiğiniz eczanenin yapıldığı ilaçların niçin FDA onayı alıyoruz? Cildiyeciler bir sürü karışım yaptırmıyorlar mı? Zararlı bir şey mi? Bebeklere yaptırmıyor muyuz? Yani FDA onaylı ilaç var mı? Evet, patchler var. Neden ben mesela patchleri tercih etmiyorum hastalarımda, onu anlatayım. Patchlerde daha yüksek dozda başlıyoruz. Doz ayarlamamız yok. Yani ha, kolaylık olarak işte her akşam 2 dakikanızı ayırmıyorsunuz da peçinizi yapıştırıyorsunuz, 6 gün kalıyor, bir gün çıkartıyorsunuz. Yine biz normalde bir gün reseptör tatil yaparız, yapabilirsiniz. Ama Antalya sıcak, nemli, terli, denize girilme, bunlardan etkileniyor. Artı niye o kadar yüksek doza maruz bırakalım? Ha, eskiden jeller eczanelerde satılıyordu. Şimdi bakın, hormonların etken maddesi çok ucuz. Hani hazırlanıyor, ediyor, majistral olduğu için jeller bu kadar pahalı. Keşke bunun patenti alınsa da eczanelerde FDA onaylı olarak satılsa. Doğrusu da bu. Biz de bunu isteriz. Ama olmayınca artık şeye mi maruz kalalım? Sentetik ağızdan kullanılan hormonlara mı maruz kalalım? Veya kontrolü çok zor olan patchleri mi? Hani patch biyoşter hormon tedavisi midir? Evet. Peki biz bazen mikronize progesteron şu anda eczanelerde var. Bazen memedeki şeylerde, hassasiyetlerde progesteron jelleri bulamıyoruz. Progesteron jeller hazırlatıyoruz. Testosteron jeller hazırlatıyoruz. İstediğimiz miligramda. Kişiye özel bir tedavidir. Kişiye özel dozlarda ayarlatabiliyoruz. Yani bunun altında FDA onayı olmamış, yok ben gittim de marketten bir şey almışım gibi lanse edilmesine tamamen karşıyım. Ben reçetemin arkasındayım.